Evet sevgili arkadaşlar, Biyoloğun Kuş Evi'ne hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şu anda havalar inanılmaz soğudu. Artık Aralık ayına geldik, yılbaşına geldik. Belli başlı yerlerde Antalya, Ege'de bu kadar soğuk yok ama daha böyle İç Anadolu, kuzey kısımlarında sıcaklıklar artık sıfıra dayandı. Hatta geçen bir YouTube takipçim attı, kendi üretim hanesinin sıcaklığı -6 derece, Konya'daydı. -6 derecede... Tabii ısıtma da yapıyor, incelen ısıtıcı falan yapıyor. Ve bu ara çok aldığımız bir soru var. Hocam, soğukta işte üretimhane çok soğudu, kuşlarımın odası çok soğudu. Biz ne yapabiliriz bu durumda? Bununla alakalı soğukta üretim olur mu aslında? Videomuzun başlığı bu. Soğukta kuş bakılır mı? Size bunu anlatmaya çalışacağız. Soğukta kuş bakılır mı? Evet, bakılır ama... Bunun belli başlı kriterleri var arkadaşlar. Videonun devamında onlardan bahsedeceğiz. Şimdi videoyu hemen kesmeyin. Devamında anlatacaklarım çok önemli. Anlatacaklarımı yapmazsanız eğer bakamazsınız. Şimdi evrimin iki sacayı vardır arkadaşlar. Bir, mutasyon. İki, adaptasyon. Biz burada adaptasyondan bahsedeceğiz. Adaptasyon, canlının bulunduğu ortam koşullarına ayak uydurmasına verilen isimdir. Bu şeklen olabilir, renk olarak olabilir, beslenme metoduyla alakalı olabilir. Yani iç sistemini değiştirebilir zaman içerisinde. Şimdi biz de soğuğa karşı kuşlarımızın adaptasyonundan bahsedeceğiz. Nedir? Mevsim geçişlerinde kanatlı hayvanlar tüy dökerler arkadaşlar. Yazın kullandıkları tüyleri dökerler. Yerine farklı bir katman tüy alırlar. İşte bu süreçte kışa hazırlık sürecidir. Bu süreçte kuşlar soğuk iklime kendini hazırlar. Soğukta kışı atlatabilmek için böyle bir tüy değişimine ihtiyaç duyarlar. Mesela bir örnek vereyim. Kışı atlatmayla alakalı, tüy değişimiyle alakalı değil ki. Belli başlı hayvanlar kış uykusuna yatarlar. İşte bunlardan sürüngenler kışın kuş uykusuna yatar. İşte memelilerden ilk aklımıza gelecek ayılar kışın kuş uykusuna yatar. Bu tamamıyla birisi vücut sıcaklığını koruyamayacağı için, birisi de besin bulamayacağı için o süreci daha rahat atlatabilme açısından böyle bir adaptasyon durum geliştirmişler. Muhabbet kuşlarında da aynı durum var. Aslında kafes kuşlarında. Yani bunu papağanlar içinde, tavuklar içinde, deve kuşu içinde, kanaryalar içinde, doğa kuşları içinde hepsi için geçerlidir bu. Kış dönemi gelince kendini bir tüye sokar hayvanlar. Mesela bazı kuş türleri var. Bunlar da kendini tüye sokamadığı için, kışa hazırlanamadığı için bunlar da göç eder arkadaşlar. Nedir? İşte flörge, iskete, saka, işte belli başlı yırtıcı grupları. Bunlar da göç ederek sıcak bölgelere uçarlar ve bu sayede soğuktan korunmuş olurlar. Şimdi biz kuşlarımızı tabii ki göç etmiyor. Şimdi biz bu kuşları bakacağız ve üretimle yapıyoruz. Bu kuşların sağlığını korumak zorundayız. Kışa iyi hazırlanmak zorundayız. Kaldı elektrik faturaları belli. Bugün kömürün tonu 6.500-7.000 lira. Odunun tonu 2.500 lira arkadaşlar. Rize için söylüyorum. Belki başka yerlerde. Isıtıcı elektrik zaten belli. Mesela benim evime bu ay 850 lira elektrik faturası geldi. Yani şu anda bulunduğum yere. Diyeceksiniz ki ya bir şey değil işte ama fazla insanlar için. Ekonomik durumlarda göz önünde alınarak fazla olduğunu söyleyebilirim. Şimdi ısıtıcı yaksan maliyet, kuş zaten para kazanmıyor. Benim size tavsiyem şu. Üretimhanenizi eğer çok böyle sıfırın altındaysa ısıtmanıza gerek yok. Biz hep ne diyoruz? Üretimhane kurulurken izolasyon, ısı izolasyonu ve ses izolasyonu yapmanız çok önemli. En baştan biz bundan bahsediyoruz. Uzun vadede bu sizin çok işinize yarayacak arkadaşlar. Şimdi yalıtımı yaptık. Kuşlarımızı aldık, işte yazın adaptasyon sürecini atlattık. Ağustos, Eylül gibi kuşlarımızı eşledik, yumurtalar geldi. İlk ağız fena değil, güzel. İkinci ağızda artık Kasım, Aralık ayı oluyor, havalar soğumaya başlıyor. Ocak ayındayız biz şu anda. Kuşları adapte etmemiz lazım. Kuşların önce tüy yapısına, tüye gir... Bir kere şunu söyleyeyim. Bir kuş tüye girmeli, yani tüy dökmeli. Bir kuş tüy dökmüyorsa arkadaşlar o kuşta bir sorun vardır demek. Onu da belirteyim. Hatta bir anti parantez açayım.
tüy kuşlar, tüye giremez bazen. İnsanlardaki kıl dönmesine benzer bir durum oluşur. Tüy kopamaz oradan. Altında iltihaplanma meydana gelir deri altında. Bu iltihap organlara aksederse eğer iç enfeksiyondan kuşunuzu kaybedebilirsiniz. O yüzden tüy tımarı ile alakalı bir videomuz var bizim. Bu videodan sonra mutlaka o tüy tımarını izleyin. Hayat kurtarır. O kadar söylüyorum. Kuşlarımızı hazırlıyoruz. Şimdi tüye girerken tüylerini döktüğü zaman hayvan yeni tüy çıkartmak isteyecek. Dolayısıyla bu yeni tüyler belirli başlı şeylerin ihtiyaç duyacak. Nedir bunlar? Onlardan bahsedeyim. Bir kere tüy döneminde kuşun bağışıklık sistemi düşer. Bu sistemde kuşumuzun mutlaka bağışıklık sistemini güçlü tutmak zorundayız. İşte dışarıdan gelecek hastalıklara karşı savunmasızdır. İşte probiyotik, sıvı probiyotik. Haftada 2 gün arkadaşlar. Evde veya üretimhaneniz olur. Hiç önemli değil. Ne hayvan beslediğiniz de önemli değil. Herhangi bir kanatlı grubu da besleyebilirsiniz. Haftanın 2 gün probiyotik hem verim olarak hem kuşunuzun kilo olarak hem bağışıklık sistemini güçlendirme açısından çok önemlidir. Bu süreçte nedir önemli olan? B7 vitamini, biyotin arkadaşlar çok önemlidir. Direkt tüyün yapısına katılan bir ürün. Direkt tüyün yapısına katılıyor. Ek olarak diğer B vitamini kompleksleri. İşte C vitamini mesela bu süreçte çok önemlidir bağışıklık sistemini güçlendirmek için. Bir önemli kıstas daha var. Likit mineral, sıvı mineral, işte elektrolit bu tarz içinde magnezyum, selenyum, kalsiyum, potasyum, fosfor gibi mineraller ihtiva eden ürünler kullanmanız çok önemli. Bunların fazlası kuşu zehirler bu arada, onu da belirteyim. Ya her gün vermeyin bu likit minerali. Fazla verirseniz kuşta zehirlenme meydana gelebilir. Bunun dozu vardır arkadaşlar. İşte biz normal dönemlerde haftada bir veriyoruz. Tüy dönemlerinde haftada 2 veya işte 3 günde bir tarzında vermeye gayret gösteriyoruz. Ve tüy döneminde kuşları hazırlamak için banyo. Şimdi çoğu insan şunu söyleyebilir. Ya Tamer hocam üretim hani 5 derece, 0 derece. Diyorsun ki banyo ver. Evet banyo ver derim. Rüzgar almadığı sürece kuşlarınız. Bir kaba böyle oda sıcaklığında bir su koyup kuşlarınız içine girsin. İhtiyacı olan kuşlar duş alsın arkadaşlar. Zaten kuşlarımızın bağışıklık sistemi güçlü olduğu için banyo yapması çok artıya gelecektir. Artı tüyden rahat çıkacaktır. Tüy kalitesi artacaktır. Bir kere stres faktörü düşecektir kuşlarımız ki bağışıklık sistemi de güçlü olduğu için üretimde de performans gösterecektir size. Bunlara mutlaka ve mutlaka dikkat edin. Şimdi bu video aralığında size birkaç tane video koyacağım. Benim sesim devam ederken arkada video oynayacak. Şu anda üretimhanemizdeki sıcaklık arkadaşlar benim kuşlarımın olduğu yerdeki sıcaklık 8 derece. Eminim çoğu bu videoyu izleyen arkadaşların kuşları 8 derecenin üzerindedir. Ordu'da bir arkadaşımız var Mustafa. Mustafa hocam. Mesela onunla mutabık kaldığımız bir şey var bizim. Gerçi çoğu üretim yapan arkadaş bunun farkı mıdır ama biz bunun kuşların sağlığı açısından düşünüyoruz. Diyoruz ki en iyi üretim 5 derece ile 15 derece aralığında olur. Niye aslında soğuğun bize artısı vardır biliyor musunuz? Şimdi bakteriler belirli sıcaklığın üzerinde ürerler arkadaşlar. Çoğalırlar, mitoz geçirirler. Bu sıcaklık da genelde 20 santigrat derecenin üzerindeki sıcaklıktır. Mesela en basit örnek vereyim. Salmonella E. coli bakterisine suş hazırlıyorsunuz, petriye ekim yaptınız, etübe, işte inkübasyona bırakırsınız. İnkübasyonda 37 santigrat dereceyi ayarlarsınız içeride. Yani 20 dakikada bir bölünebilsin diye. En hızlı bölünme hızı 37 santigrat derecede. Sıcaklık ne kadar düşerse bakterinin çoğalabilme ihtimali, bulaşabilme ihtimali o kadar düşer. O yüzden soğukta aslında üretim yapmak biraz da iyidir. Tabii ki bu bakteri üreyemiyor diye sıfırlanmıyor bu arada, onu söyleyeyim. Ürüyor ama çok yavaş ürüyor. Bölünüyor daha doğrusu. Üreme demek çok sağlıklı mı bilmiyorum biyolojik anlamda. Mitoz geçiriyor diyelim. Siz yine de yuva temizliğine, efendime söyleyeyim kafes temizliğine çok dikkat edin. Zaten çoğu üretici yazın kuşları 2,5-3 ay yazın dinlendirir. İşte Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında dinlendirir. Sıcaklıkların pik yaptığı dönemlerdir. Bu sürede hem yazın kuşlardan yeterli verim alırlar, akabinde yazın dinlendirerek, yavru almayarak kuşlardan, yazın o sıcak havaları da kuşları dinlenme esasına dayanarak hareket ederler. Ki sağlıklı olan da odur bana göre. Yazın kuşları dinlendirmek. Ha, tabii şöyle işi şöyle bir boyutu var. Şimdi beslediğiniz kuş türüne göre de değişiyor.
yerli muhabbet kuşu besliyorsanız bunlar biraz daha dayanıklı, biraz daha üretken hayvanlardır. Bunları işte yorulana kadar aslında işte 3 ağız, 4 ağız, 5 ağız yavru alabilirsiniz üstte. Ama biraz daha değerli türler işte Show Jumbo gibi, efendime söyleyeyim Sultan Papağanı gibi, işte Rosella, Kakariki gibi biraz daha üst böyle farklı kafes kuşları, egzotik kuş türleri grubuna giriyorsanız yani 2 ağızda bir dinlendirmeniz, yani en azından 1,5 ay dinlendirmeniz sizin artınıza olacaktır arkadaşlar. Çünkü bu hayvanlar biraz daha nazik ve naif hayvanlar. Üretimini devam ettirdikçe sorun çıkartabilecek hayvanlar. 2 ağız alın, tak dinlendirin. 1,5 ay, fazla bir süre değil. Tekrardan 2 ağız alın. Yorulduğunu gördüğünüz zaman bir hayvan, mesela yavrunun üzerine yoluyorsa, tüylerini yoluyorsa mutlaka alma işten ayırın. Dişi genelde yapar bu tarz şeyleri. Dişi hemen alın, salma yatın. Erkek mutlaka ve mutlaka bakacaktır. Şimdi tüy dönemiyle alakalı bizim önerdiğimiz ürünler var arkadaşlar. İşte ne var mesela? Flyvet'in. Şöyle göstereyim. B kompleks ürünü var arkadaşlar. C vitamini katkılıdır. Bunu öneririz. Artı şu yukarıda biyotü ürünümüz var. Biyotin ve çinko katkılıdır. Onu mutlaka ve mutlaka öneririz. Tabii ki doğru beslenme, bakım bu süreçte çok önemli. Eğer bunları yapmıyorsanız ve kuşunuzun bağışıklık sistemi güçlü, sağlıklı bir şekilde o soğuk havaları atlatmasını istiyorsanız biraz hayal görmüş oluyorsunuz. Ona mutlaka mutlaka dikkat edelim. Stresi minimalize edelim arkadaşlar. Yani kuşlar aslında hastalandıran şey strestir. Yani stres bağışıklık sistemini düşürür. Zaten hastalık var orada. Her üretimhanede bir hastalık, bir patojen bulunuyor. Stres yükseldiği an bağışıklık sistemi düşüyor. Düşen bağışıklık sistemi fark eden patojenler kuşu enfekte ediyor, hasta ediyor. Dolayısıyla bağışıklık sistemini güçlü tutmak, kuşun mümkün olduğunca stresten uzak tutmamız bizim için çok önemli. Anlatacaklarım bu kadar. Lütfen videoya yorum ve beğenilerle destek verirseniz daha çok kişiye ulaşmamız açısından çok seviniriz. Evet, güneşli ama soğuk bir Rize'den bütün Türk yurtlarına selam olsun. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.